Sultanahmam'dayız. Ahmet Ataş'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Yeni yılınız kutlu olsun. Teşekkür ederim sizlerin de. Şimdi doğru bir söz vardır. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Önce bir geçmişe bakmak gerekiyor. Ona göre geleceğe dair bir takım şeyler söyleyebiliriz. Sultanahmam piyasamız çok eski bir piyasa. Osmanlı'dan önce Bizans'tan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan bize miras kalan bir ticaret merkezi. Büyük alışveriş merkezleri önümüzü bir şekilde kesiyor. Ama yine şu var. Sultanahmam'ın sıcaklığı, alışverişteki sıcaklığı, çeşitliliği hiçbir yerde yok diye düşünüyorum. Bünyesinde satmak istediği ürün yelpazesini bulunduruyor Brilliant. Bu anlamda bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü hem güncel desenleriyle piyasada çok güçlü bir marka olduğuna inanıyorum. Bu yüzden biz de bunu satarken hem ürün kalitesiyle hem fiyatlarıyla müşteriye sunarken çok daha avantajlı durumdayız. 2013 yılında biraz daha dokuma, brode tarzı ürünler revaçta. Örme tarzda, biraz daha eski tüller dediğimiz işte bu tarz ürünler bu sene koşacak diye düşünüyorum. Tabii ki yani sürekli moda değişiyor. Bu modanın değişmesinde en büyük öncülüğü Brilliant yapıyor. Ar-Ge'si çok müthiş çalışıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum bu konuda. Hakikaten her seferinde, her fuarda ve her sene yapılan yeniliklerle bizi şaşırtıyorlar. Bu sene dediğim gibi yani gidecek ürün grupları arasında örme tarzı biraz daha mat ürünler revaçta olacak diye düşünüyorum. Evet, mekanizmalı perdeler, storlar, zebralar. Zebra evet. O aslında çok önemli bir konu. Zebra bu sene birçok yerde uygulanıyor artık. İş yerleri dışında, evlerde de hemen hemen bütün odalara uygulanabilen bir sistem. Ve herhalde bu sene dediğim gibi bu daha önce anlattığım ürünler yanında zebranın yılı olacak diye düşünüyorum. Evet, tüm bu ürünleri Brilliant ürünlerini Aypa'dan alıyorsunuz. Aypa Tekstil Şenol abi tabii Ekol oldu artık. Ekol. Örnek aldığımız değerli şahsiyetlerden bir tanesi. Hakikaten o da bu piyasada Sultanahmam'da yetişmiş ender kişilerden bir tanesi. Kendisini çok takdir ediyorum ve örnek alıyorum. Ve umuyorum ki biz de Şenol abimiz gibi ileride iyi yerlere varırız. Biz onların yolundayız. Onların takipçisiyiz. Bu şekilde hep beraber daha güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum. Son yıllarda özellikle bu Sultanahmam'da kontrolünü kaybetmiş bir ticaret şekli var. İnsanlar niçin alışverişe gider, değil mi? Hobi derler. Hobileriniz nedir diye sorduklarında işte gezmek, yüzmek, sinemaya gitmek, alışveriş yapmak. Ama bizim bu piyasada maalesef o kadar ben cambaz diyorum onlara, serçe parmağıyla ipin üzerinde yürüyen cambazlar. O kadar insanları kandırıp yalan söylüyorlar ki insanların hobi olarak yaptığı bu alışverişi onlara eziyet şeklinde çeviriyorlar. Çünkü istediği ürünü vermiyorlar. Vaat ettikleri hiçbir şey yerine getiremiyorlar. Ne demek oluyor? Bu da bizim gibi bu işi dürüstçe yapmayan insanların önünü kesiyorlar. Ve tabii gelen müşteri memnun olmadığı için tekrar Sultanahmam'a gelmiyor. Bizim piyasamıza daha önyargılı bakıyor. Bu da en başta bizim konuştuğumuz şey cazibesini kaybediyor diyoruz. Neden kaybediyor? Bu da kaybetmesinin nedenlerinden bir tanesi. Biz doğruyu söyleyeceğiz. Dürüstlükten yanayız. Biz belki kısa vadede kaybedeceğiz ama uzun vadede inanıyorum ki kazanacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür keyif aldım. ediyorum. Çok Ben sağ olun. benim için de çok keyifli bir sohbetti. Her zaman Sultanahmam'a gelen ben hem müşterilere hem değerli büyüklerime her zaman şunu söylerim. Bizi yalnız bırakmayın. Çünkü biz ticaretin merkeziyiz. Burası bir okul. Evet, Nur Bey Fırşat'a, çalışanlarına ve Ahmet Bey'e çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum.